Allah'ım öyle bir sille vursun, öyle bir sille vursun ki bu İsrailoğulları bir anda yok olsun. Yani savaşanın kazananı yok. Yani iki taraf da kaybeder. İsrail'in zulmünün olduğunu düşünüyorum. İsrail-Filistin savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu savaş Türkiye'yi nasıl etti? İsrail güçlü bir devlet. Arkasında güçlü bir Siyonizm desteğinin olduğunu biliyoruz. Fakat inanıyorsanız üstünsünüzdür buyuruyor Cenab-ı Allah. İnanıyorum ki Müslümanlar galip olacaktır. Cenab-ı Allah da haklının yanındadır. Ben bu konuda İsrail'in zulmünün olduğunu düşünüyorum. Yani Türk milleti olarak İsraillilerle bizim direkt bir sıkıntımız yok. Tarih boyunca da olmamış. Ancak İsrail ve Mescid-i Aksa özelinde olaya baktığımız zaman İsrail'in haksız olduğunu düşünüyorum. Ve dünyanın da galip ya da büyük devletlerinin haklının yanında olması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada Mescid-i Aksa biliyorsunuz bizim ilk kıblemiz. Dolayısıyla Müslümanların kırmızı çizgisidir. Filistinlilerden bağımsız olarak düşünerek haklı olduğumuz nokta Müslümanların otomatikman Mescid-i Aksa'dan yana tavır koyması gerektiğini düşünüyorum. Allah'ım öyle bir sille vursun, öyle bir sille vursun ki bu İsrailoğulları bir anda yok olsun. Bu İsrail'i ortadan kaldır Allah'ım. Bu İsrail'i ortadan kaldır Allah'ım. Her türlü yönden etkiler, ekonomik de etkiler. Yani savaşanın kazananı yok. Yani iki taraf da kaybeder. Rusya, Ukrayna mesela savaşıyor yine onlar da kaybeder. Rusya da kaybediyor, orada ekonomik de diğer türlü de can kayıpları var bir sürü. Yazık ya, Türkiye'yi de etkiler ya. Niye eklemesin Müslüman din kardeşler onlar da kardeşimiz. Ekonomik de etkiler, öbür türlü de etkiler, her türlü etkiler yani. Vallahi Türkiye'yi etkileyeceğini sanmıyorum. Bu savaş zaten devam ediyor. Devam edecektir yani. Türkiye'yi etkileyeceğini hiç sanmıyorum. Amerikan desteğiyle Filistinleri devamlı baskı altında yaşayacak. Öyle düşünüyorum. Genel olarak yani şey kaybeder ya. İsrail destekliyorlar ya Amerika. Filistinler kaybedecek. Büyük zayiat verecekler. Savaşta bitmeyecek yani. İsrail'in kazanacağını düşünüyorum. Çünkü arkasında Amerika var. Türkiye bile Müslüman ülke olarak desteklemiyor. Bizim Cumhurbaşkanı bile açıkça destek vermedi. Yani ben kınıyorum Cumhurbaşkanı'nı. Aslında destek vermemiz lazım bir Müslüman olarak. Çünkü orada bizim kıblemiz. Yani ben çok üzülüyorum şahsen. Yani Müslüman bir yük olarak bizim de destek vermemiz lazım. Ekonomik olarak Türkiye'yi etkiler. Oradan biraz yani bayağı şey olur yani. Etkiler. Türkiye'ye bir zarar olur yani. Piyasaya bir durgunlaşır. Millet biraz stok yapar savaş olduğu için. Piyasada da bayağı yani gıda sıkıntısı olabilir. İsrail'in yaptığı şey yanlış. Orası bir Müslüman ülke. Yıllardır tepesine biniyor, toprağını genişletiyor. Ben seni eziyorum diyor. Üstüm benim diyor. Silah bende. Savunmasız insanlar. Eğer bu Kudüs'ü başkent ilan ediyor. Amerika'yı almış arkasına. Burada Müslüman bir ülke var. Türkiye'yi tabii ki etkiler. Ama Türkiye savaşmak istemiyor onlarla. Barışmak istiyor. Barışın diyor. İki ülkeyi de tanımak istiyor. İsrail, Filistin iki devlet olsun diyor. Kıbrıs gibi. İsrail Allah bildiği gibi yapsın. Her zaman için Filistin'in yanındayız. Türkiye niye etkileyecek Türkiye'ye? Hiçbir şey olmaz Türkiye'ye ya. Türkiye koç gibi yerinde duruyor. Filistin'in haklı davası var. Bunu baştan biliyorum. Tabii bu böyle yapılmalı mıydı ayrı bir şey. Nasıl mı etkiler? Bence dünyayı etkiliyor. Belki İsrail'le aramız tekrar açılacak. Yani bu da var. Biraz iyi olma durumu vardı. Mısır'la iyi olma durumu vardı. Ama bu büyük bir savaşa girerse tamam Türkiye'nin şu andaki yaptığı politika iyi bir şey. Yani kötü bir şey değildi ama ileride neler getirir bilmiyorum. Yani tekrar ara açılabilir.